Sizlere böyle mis kokulu bir soğan kokusunda video açmak istemezdim. Tabii siz almıyorsunuz da şu anda soğan kokusunu. Ben alıyorum. Ben alıyorsam siz anlıyorsunuz. Sen neden soğan kavurdun? Köfte hazırlayacağım, yapacağım. Ha, anam köfte yapacağımmış. Ay doğru. Bu akşam sahur. Sahur var bu akşam. Gezmelerimiz bugün pazar. Dedim biraz turlayayım. Arabamı yıkayayım. Kız arkadaşımla yıkayayım. Hem de çok güzel böyle bir video çıkar dedim evimize. Ramazan'dan bir gün önce çünkü Ramazan'da gezmiyoruz. Yani geziyoruz da gezmek biraz şey oluyor. Külfet oluyor. Şimdi ben hazırlanıyorum ve gidiyorum. Anacım seni öpeyim. Çok korkuyorum şunu demenizden. Üzerine yapıştık kardeşim şu mavi hırka çıkar artık. Tamam ben de çıkarmak istiyorum. Şunun siyahı da var aynısı. Ama onun ipini bulamadım. Geçen gün onu ben dikmeye çalıştım şuralarını. İğrenç bir görüntü çıktı ortaya. Göbekli emekli albay amcalar gibi oldum onu giyince. Çünkü böyle ileri doğru bir şişme yapıyor onu diktiğim için. Benim şu an hayvanla anlayamadığım bir nokta var. Yavrucuğum bak pisi pisi bak sana buraya döktüm ben. Bak şurada seninki. Bak onlarınki orada. Şuraya gelsene. Oğlum çok da verdim sana ya. Bak salak gece şimdi onları gene bak bana bak. Bir türlü çözüme kavuşturamadığım bir nokta var bu. Efendi teyzem? Yo mama verdim yaş mama. Kediler için özel mama bu yaş mama. Ha şunun rengini çok seviyorum. Ha bunu eve almak istiyorum da annem izin vermiyor. Yani hırkamı mı çıkarmam lazım yoksa klimayı mı kapatmam lazım tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki sanırım yaz ayı geliyor ve hiç mutlu değilim. Çünkü ben yaz ayını hiç sevmiyorum. Gidiyoruz yarenimizin yanına. Haftalık vlog bu arada. Bak bak işte bugün Ramazan'dan önceki gün diyorum siz çok karıştınız. Çünkü bugün haftalık vlog tamam mı? Bir de benim günlük vloglarım var. Mesela sahur günü bir vlog olacak. Bir anda bu video Ramazan ikinci gününe de bağlanabilir. Veya üçüncü gününe de bağlanabilir. Çünkü bana yorum herhalde yazmışsın ki 29 Şubat'ta video çekmiştim bugün 8 Mart niye atıyorsun şimdi? Çünkü haftalık vlogtu. Şimdi oha güneş tepeden nasıl vuruyor? Yalnız bunu ilk defa kapatıyorum hayatımda. Sanruflu araba aldık bu kapatılır mı? Yanlış aç. Görgüsüz paket. Camiye geldim şimdi namaz kılmaya. Caminin duvarlarına bak. Mavi. Az önce ayakta namaz kıldırırken kolon gibi duruyordum. Bir de Allah aşkına geldiğim çoraba bak. Bileydim sizleri giymezdim. Bu ne böyle? Bu arada çok tatlı bir cami ya. Böyle mavi kırmızı esintiler falan böyle mavi çiniler. Bu zamana kadar hep mavi çinili böyle yeşil cami gördüm. Ama hiç bu zamana kadar şöyle tesbihimle uyumlu sarı bir cami görmedim. Niye camileri sarı yapmıyorlar? Yani ne olur ki camiler sarı olsa? Tamam şeyi biliyorum renk muhabbetini biliyorum. Yeşil İslam'ın rengi ama mavi İslam'ın rengi. Korkulukları falan da mavi baksana. Resmen caminin içerisinde namaz kılan bir kolon gibiydi. Masmavi duruyordum ortada. Arabama bak nasıl pislenmiş. Temizleyeceğiz seni temizleyeceğiz. Bütün pisliklerinden arındıracağız seni. Kara kızım tertemiz edeceğiz seni. Oğlum gerçekten pisliyormuş araba ya. Canım ben şimdi senin evine çok yaklaştım. A101'lerin oradayım şu anda. İn aşağı geliyorum. Ya masmavi giymiş biz ya. Sen de mavi mi giymiş? Sen aaa. Evet. Tavşan kulaklarına bak. Son anda yaptım. Sen aradın geliyorum dedin yaptım. Bu güzelliğini kirleteceğiz. İnsan bir neden diye sorar. Aşkım her şeye varım. Sen de mi? Tamam nasıl biçim? Bu be getir şunu. Tamam ne yiyeceğiz? Arabayı yıkacağız. Evet. Zeki insan. Sana bir şey göstereceğim. Ha, hazır mısın? Hazırım. Beyaz. Parmağım beyaz. Sen benim doğru karar mısın? Nasıl hemen yumuşuyor? Mal oluyor direkt böyle güzel sözler söyleyince. Prensesimiz. Oo, şimdi senin paçaları bayağı patlaman lazım. Bildiğin şey olacaksın sen. Köylü Hikmet Usta'ya döneceksin sen. Ben sana dereye söyleyeyim. Dereye girer gibi sıvayacaksın. Dereye girer. Ben de biraz katlayabilirsin bence aslında. Böyle çok komik oldu bana. Yapacak bir şey yok aslında. Kileneceğine. Birbirimizi ıslatmayacağımıza. Köpük sıkmayacağımıza. Evet. Yemin ediyor. Biz anlaşmamızı yaptık. Ben ayrıca şort çekiyorum da şort çektiğim için bir tık böyle bir karmaşıklık olabiliyor. O yüzden hem size hem şorta yetişemiyorum. Ama unutmayın ki bu çok güzel. Şimdi. Salak ya. Video için değil artık izleyip dalga geçmek için yaptığım şey. Ne yapıyor biliyor musunuz mu? Tatik tabancasını böyle yapıyor. Pişt. Pişt. Aşkım o. Ama beni bas bırak yapabileceği bir şey. Ama İttirecek aşkım tatikli su. Ama ne yapıyor? Bak hayatım köpük tabancasını hızlıca eline alıyorsun. Tamam mı? Tamam. Sonra önce tabandan sonra ön cam sonra böyle etrafını döne döne köpükle yapıyorsun. Tamam anladın mı demek istedim? Anladın mı? Anladım ama yapabilir miyim konusunda söz veremiyorum. Hala yapabileceğim bir şey bu. Sen başarırsın, inanıyorum. Bu güç, bu destek arkanda var. Tamam. Tamam. Gaza geldin mi? Geldim. Hadi. Kolları da sıvıyor. Hadi. Şimdi aç. Aç
Açıl, komple dön, komple dön, komple dön abi. Dön, dön, dön. Dön, dön, dön. Dön, 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 tur at, tur at. Her yerine, her yerine. Anam, beyazlar içinde görmek istediğim kadın arabamı beyazlar içine bıraktı. Kaput, kaput, kaput. Ön, 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 ön. Jantları tut, arkasını iyice tut. Askın basardı. Ediyor seni tebrik. Köpük bu. Hemen geçer, merak etme. Temizlik imandan gelir askın. Ben şimdi yıkamaya geçiyorum askın. Su bende. Çünkü su konusunda çok başarısızsın. Evet, tamam mı? Çünkü ittiriyor. Tamamdır askın. Biz kaç maksimum derecede beceriksizliğimizi kanıtlayalım. Evet. Arabanın üzeri hala çamur bu arada. Üzerimiz şey komple çamur bu arada. Ben araba benden daha kirlenmiş şu anda. Kirlenmiş. Ya nasıl başarmış yok. Çorabını bile çamur etmiş. Çorabım bile çamurdu yani. Ben sadece ayakkabıyı çamur etmiştim. Ondan da böyle önceden bir su tuttuğum için samana kızdığı şekilde hiç ayakkabıda su geçirmiş gibi hissetmiyorum. Böyle hafif bir nemlilik var ama. Ayağına şeyli tabancayla su sıktın ya. Bu kadar değil. Yenge, abla, teyze. Yenge, abla. Neyse işte. Abla. Kaynana. Anne. Anne. Anne adı neydi ya? Nazlı abla. Pazara kadar değil ha, mezara kadar. Oğlum anana racon kestim. Annene racon kestim. Evet artık aşkım vermeyecek. Aşkım alırsam bu videoyu iki koyar yazarım nasıl aldım. Aşkım bak şey vallahi gelin arabasının arkasına yazarım nasıl aldım. Bu videoyu koyarız ekrana. Bu kesisi koyarız. Oğlum ön camımız çok temiz olmuş be. Ama sarrafımızda kirler var. Bak ön cam geleceğimiz gibi hayatım. Tertemiz ve güzel. Aşkım çok soğuk mu lan bu? Ben bir üşüdüm. Üşüdün mü gerçekten? Vallahi, ilk defa ben de hiç üşüdüm. Vallahi bir üşüdüm. Arkadaşlar, Orhan Gazi'nin Bursa'nın meşhur tatlısı duvalı tatlı yiyeceğiz ama duvalı tatlıyı alırken bir şey unutmuşuz. Kaşık. O yüzden yanına verdikleri susam paketim. Susam mıydı? Kadayıf. İlk muhallebi tadı aldım ama yutmaya doğru giderken süt helvası tadı geldi. Nasıl olabiliyor? Biraz ağzına beklesen sütlaç oluyor bu. Bekliyorsun. Boşuna meşhur demiyorum lan şimdi. Nasıl yapıyor bunu ya? Söylemiyorum. Sadece bir kişi mi biliyor bunu? Aynen bir tek o adamın oğlu biliyor şu an. Başka kimse bilmiyor. Gizli tatlı diye tatlı diye geçiyor hatta. O yüzden başka hiçbir yerde görmedim. Aşkım meşhur Bursa tatlısı yaz gizli tatlı diye çıkacak. Güzel ama. Hı-hı. Baya güzel. Ekmekle de çok güzel oluyor. Gaga. Sakın karşı şey deme. Saçmalama deme. Ekmekle bir güzel oluyor bu. Aşkım ya tatlı bir şey yenir mi ekmek? Ama bak bir denesen görecek. Niye çikolata ekmek sürmüyorsun? Ekmeğe çikolata sürmüyorsun? O farklı bir şey. Geç o işi tatlı. Bak kucupeyi alalım aslında. Aşkım kucupeyle ne yapacaksın? Camiye mi gideceğim aslında? Bulurum bir yolunu. Peki Harry Potter filminin en sevdiğin karakteri bana söyler misin? Snape sevmiyorum. Seviyorsun hep mi? Evet. Salak en iyi öğretmen oydu. Sevmiyorum. Ben kimi seviyorsun? Harry Potter. Harry Potter'ı mı seviyorsun? Nefret ediyorum Harry Potter'dan. Allah seni kahretsin. Dizinin adı ne? Harry Potter arkadaşlarını ve kendini sırf ün, şöhret ve İş burnunu sokmaması gereken işleri sokup tehlikeye atan, hayır, şöhret düşkünü, hayır, aşağılık bir karakterin tekidir. Severus'un hep bunu bildiği için Harry Potter hiçbir zaman ısınmaz. Hayır. Çünkü der ki annesi gibi değil, babası gibi der. Seçilmiş kişi kimdir biliyor musun kehanette? Hazır mısın? Neville Longbottom'dur. Gerçek seçilmiş kişi Neville Longbottom'dur. Biz sözde bu arabayı sildik he. Biz bu arabayı sözde temizledik he. Askım ama hala ön camımızın çok temiz olması. Bu konu var ya beni muhteşem mutlu ediyor. Tahmin edin bu turuncu kafa kimle tanışıyoruz? Bu güzel kadınla. Ya iyi ki ezmedin beni abla. Huya sende o. Ama ben haklıymışım yorumlarda öyle demiş. Evet yorumlarda da öyle. Ablam haklıymış. Görenler de demiş ablam haklıymış. Amca yolu ortadan giriyormuş. Geçmiş olsun ablam sana. Evet sağ taraftan vurmuş bu performansı eniştenden bekliyordum. Sağ olun çok söz konusu. Ama ablama işte körle yatan şaşı kalkar. Ben sağ. Üzüm üzüme baka baka kararır. Her videomuzun farzı. Betir kafanı öpeceğim sana. Aşkım yalan Betir. Onunla yaptığın nasıl cezasını vermesin. Öper misin? Teşekkür ederim. Memnun musun? Çok memnunum. Korktuğum gibi değilmiş. Yapmış. Ama hiç beklediğim gibi değildi. Ben sana dedim. Doğal olarak sevgilimin ailesiyle tanışmak birazcık geriyor beni. Evet ben düşünemiyorum. Sen... Abla ne olur bana sert davranma ilk başta tamam mı? Sonra ben kururum kendim böyle evde kurarım kafam falan dertlere dastlara düşürürüm. Sakın ya, abla. Köpekten korktuğum için inemedim. O da köpekleri niye yolladı? Kızdım ona aşkımı korkuttuğu için. Hayatım bir zahmet korkuyum üzerime gelişini gördün mü sen? Gördüm aşkım. Ama kabul etmiyor sen korkunç geldi. Evet korkunç geldi. Şunun dibine bak. Oğlum o nereden çıktı o kapıdan? Aşkım ona bir çözüm bulun ben aldım. Yemin ediyorum var ya korkudan var bacaklarım bana çözüldü. Her türlü hayvana alışamam köpek olmaz. Pişt yakışıklı. Delikanlı ya. Numaramı mı merak ediyorsunuz? Evet, sevgiliniz yoktur inşallah.
Karım var. Yapma ya. Şey yapma ya. Geldik eve. Ben şimdi eve gidiyorum. Sahur yapacağız. Allah'ım anlatın. Bu vlog da muhtemelen salı ya da çarşamba günü başlatırım. Annemle bir yere gidersek başlatırım. Haberiniz olsun yani. Haftalık vlogum bugün dördüncü gün. Dördüncü güne geldiniz bir anda. Neden dördüncü güne geldiniz? Çünkü pazartesi ve salı çektiklerimi paylaştığım için çarşamba da çekip cuma yani yarın veya cumartesi paylaşacağım için şey oldu. Haftalık vlog olmadı. Yani çünkü bayağı bildiğin şeye daldım ben. Günlük vlogları döndüm ama haftalık vlog da devam ediyorum bu arada. Birazdan iftarımı yapacağım. Sonra yine kız arkadaşıma yanına gideceğim. Yani bildiğin bu nevi bir nevi kız arkadaşına video oldu bu gene ama olsun, haftalık vlog tarzı düşünün yani. Çok duygusallaştım. Ablamın çalışma anını görmek çok büyük bir şeref verdi bana. Eniştemlere sürekli laf yaptığınız için elleri boş gelmemeye gayret etmişler ama insan bunun yanına bir kaymak alırdı. Kaymak evde var diye düşündük. Size bir kaymak lazım. Her zaman ev götürüp getirin. Abla, Emine abiye kaymak lazım değil mi? Düzgün konuş enişte. Şimdi bana diyecekler ki ablan seni azarladı. Hemen de ki video için yap bunu çabuk. Video için yapıyorum. Abla, doktor sana az su içiyorsun dedi diye gelip bizim evdeki suları bitirmeye yemin mi ettin sen? Annem diyor ya. Doktor demiş ki ödem var vücudunda, çok az su içiyorsun demiş. Ablam da geliyor 1 litre su doldurup doldurup içiyor. Bir gecede 2 litre içti. Anne de diyor ki kızım doktor sana su içmediğinde yeri burada mı içmek haber? İç bakayım yalanı. Oğlum baksana ne kadar güzel olmuş kirpiklerim. Hamilelik gelmiş. Panorama. Ha şey. Reklam yapma burada. Reklam yapma. Olur. Para almıyorum. Ne istiyorsun ablam? Hangi marka bize ulaşsın sana kirpikler? Her marka. L'Oreal. Duydun mu L'Oreal? Anne. Eşarbım bu kez farklı. Ya lütfen abla. Yine termal başlık. Ben çok bugün rahatsızım ya. Ne anne var bugün yemekte? Dünden çorba. Yahni. Bu yahniyi ben sipariş ettim. Vay 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 vay. Evet, bir de pilav. Başka? Bir pilav yanında tavuk var diyor kesin. Neden iki pilav? Pilav. Bu pilav. Yiyeyim. Tamam. Grak grak. O da oğlumun muş köftesi. Oy! Memleketimin köftesini yapmış. Nereye kaçıyorsun ya? Sahra mı? Melis mi? Lara mı? Melis. Bedri. Bedri diyor. Bunu Bedri mi? Bedri. Bedri. Gaddardan Ali. Bedri. Bedri'ye selamlar. Dicle koy. Nereden geldi aklıma Dicle biliyor musun? Dicle koy. Tabii aynen. Aras. Bence çok güzel. Aras ve Dicle. Bizim hocanın çocuğu. Bence çok güzel yani. Dicle nehir, Fırat nehir, Aras nehir. Dicle, Aras nehir. Oğlum nehirle Aras koysan bize. Ne? Nehir ve Aras. Nehir ve Aras, evet. Çocuk kızın ismi nehir? Emre diyor ki Hılal koy. Hılal. Hılal. Hilal güzel bir isim bu arada. Hilal olsa evet ama Hılal olmuş. Hayır Emre abi. Senin problemin ne oğlum? Ali, Bedri, Hılal. Hilal, Hilal. Oğlum bence Hilal olur yani. Hilal güzel bir isim. Dedi. Bu arada Hilal güzel. Normalde diyemiyor. Bu arada Hilal güzel. Babam iyileştiği için sofraya dahil ettik artık onu. Çorba hiç görmeyin. Otur oğluşum. Ayakta kalma. Oluşum otur. Bir şey soracağım. Bunu kamerasını çorbaya batırsak ne oluyor? Yok en azından kamerasını abine kadar huzura varırız. Oluşum otur. Telefonu var anasını. Ya bir şey olmaz. Birkaç dakika huzura varırız. Ağlar çünkü. Kötü çocuk. Kötü köpek. Otur oğluşum. Aferin. Good boy. Good boy. Emre abi. LPG'li misin sen? Benzin asak olmuyor. Hayır ya. Adam bir çalışmaz. Benzin asak çalışmaz. Adam. Dedim şu tasmalarla da bak. Niye senin parmağındaki tasma ne? Manitalarımızın gözlerine laf yaptılar. Bu arada manitamın gözü artık ben ve manitamın gözü. Bak şu kara mavi şu. Kara mamba bizim gözümüz kızının gözünün yanında ne kadar çirkin duruyor. Ama Anadolu irfanı gel. Dümdüz duruyor. Auf Ahmet ne salak lan sen ya. Bak bu da Şahan'la Funda'nın. Anadolu irfanı bizim kahverengi koyu gözleri. Yeşil bana yakışmıyor ya. Yeşil size de bana yakışmıyor mu? Bence yakışıyor yeşil. Yakışmıyor diyen ne olur konuşmasın. Bak çok üzülüyorum sana. Bana çok olumsuz yorum yapıyorsunuz. Bu olumsuz yorumlar beni çok üzüyor. Sizde karate yaparım. Nasıl gördünüz mü çorabı? Kameraya geçiyor kolay koymasın çünkü ay bacaklarım ağrıdı. Yeşil en güzel gidecek şey nedir? Kahverengidir. Keşke siyah alsaydım bu montu. Bütün havam bozdu ya. Alnım gitti kardeşim. Sanki çok arıza 70 kiloyuz. Çakma Air Force'larım da çok güzel olacak. Ana! Şey, palamut hasta. Hapşıracak mısın bir daha? Oha lan! Bir de ne güzel hapşırıyor. Valla benden kaplı herhalde. Galiba kaplı baba olabilir mi? Senden hastalık atmış olabilir mi? O video önce mi yayınlanacak, sonra mı yayınlanacak bilmiyorum da benim size şu
dönüştürücüyü anlattığım bir video var. Belki sonra yayınlanır, belki önce yayınlanır bilmiyorum ama bu videoyu izleyip onu izlediğinizde ben demek istediğimi anlayacaksınız. 1,5 haftadır şunu arıyorum. Type-C'den AUX'a çeviren şey. Hiçbir petrolde yok. Trendyol'dan siparişini veriyorum. 4 gün kargoya verilmedi. Dedim istemiyorum. Sizden gelecek ürünü istemiyorum dedim. O kadar sinir oldum yani. Ve en son burada vurabildim. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım AUX kablomuz ve Type-C kablomuz çalışacak mı? İnşallah çalışır. Çünkü ben gittim önceki videoda anlatmışım ya da sonraki videoda. Birini anlatacağım siz dinleyeceğiniz. Bunu aldım dönüştürücü olarak. Taktım sadece şarj ediyor. Müzik açmıyor. Çok da ben yüksek bir para verdim. Öyle de bir andavallık yaptım. Bakalım bu andavallığımızı telafi edebilecek bu kablo işe yarayacak mı? Spotify kulaklık olsun. Kulaklık diyeceğim. Ne dinlemek istiyorum biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz? Ay bu kamera buradayken ne güzelmiş. Önümü göremiyorum. Yani sanki size çarpıp bir anda sizi güp diye vurabilme ihtimali çok yüksek. Size vuramam çünkü size hiçbir şey olmaz. Olan bana olur. Frene basarsan da aşağı. Ay! Gidiyordunuz tuttum. Neyse ben yola çıkıyorum hadi Allah'ım hadi. O Akça'nın köyünden askımı almaya geldim. Bugün çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sanki hiç güzel değil de daha da güzelleşmiş bir. Bunu yedi. Gözlerini oyarım. Göğsüme takarım. Aşkım sen aynada kendini sürekli düzeltiyorsun diye beni üzermişsin öyle diyorlar. Aynaya bakınca öyle mi oluyor? Evet aynaya bakınca öyle mi? Böyle bir yorum mu olur? Lütfen abla bak seni çok seviyorum. O yorum yapan abla var. Her videoma geliyor yorum yapıyor. Çok severim abla. Bir insan saçını aynada düzeltti diye askımı kıçırtmasını açayım. Bir insan saçını aynada düzeltti diye gözü yükseklerde olur mu? Ben her gördüğüm aynada böyleyim abla. Seni çok seviyoruz. Ama böyle yorumlar yapma. Tamam. O abla uzun sürede benim takipçim. Her videonun o yorumu var o ablamın. O yüzden kıramıyorum onu. Öyle karşı veremiyorum. Asım saçını aynada düzeltme bak. Kötü yorumlar olur senin. Ay sonra seni izlerim. Aynen. Abla kızmıyor değil mi? Eğleniyor değil mi? Kahve kokuyor. Aşkım şu anda çok sıcaktır. Şu anda tamam. İçmez. Beni üzecek dediğiniz kıza bak. Sıcak kahvemin dilimi yakmasından bile korkuyor be. Fotoğraf çekiyor. Ben de tutuyorum. Kendine bak. Küçücük. Biz bir delilik yaptık, yürüyoruz askımla. Ama artık soğuğu hissetmemeye başladım. Mursa'nın en güzel manzarası bastı senin gözlerine olmadıktan sonra. Otomatik alnını getirdi kız. Asım çok korkunç mankenler var burada. Özellikle şu. Ben az önce bundan korktum. Askım şu iş atıyormuş gibi değil mi? Çok kötüler yani. Çok korkunçlar. Kavga edeyim mi aşkım? Askım babanı iş atıyor aşkım uzaklaşalım. Askım bu ne bunu? Bu ne? Askım sanki şahını sevgilisine bir tık andırıyor Funda'yı. Aşkım sana bakıyor şöyle gelir misin biraz? Askım ama yani manken yapın ama yani. Allah aşkına Chucky gibi manken yapmayın. Güzellik ve saç bakım hizmetleri kursu mu? Evet benim... Dedim ya hani ben bir kere tırnak yaptırdım diye. Tamam. Ben arkadaşıma yaptırmıştım. Arkadaşım da burada eğitim alıyordu işte. Bursa'nın en sevdiğim sokağında en sevdiğim kadında geziyorum. Buraya senin hayalindeki evin önünden geçeceğim aşkım. Başarı ya çok güzel. Yeşil gibi olan ev. Hı? Yeşil. Ay şu caminin önü işte Eyüp Sultan. Emir Sultan mı Eyüp Sultan mı hep karışıyor Bursa'da olan hangisiyse. Bak buradaki şuraya aşkım. Oy. Bu mu? Midye. Hayır aşkım midye yeşil olan ya. Abi doğru hatırlıyormuşum evet, hayatım evet, o zaman. Evet işte. Çekemiyorum sizi şu an orası. Yavuşum 500 kilometrede 1820 lira aldı. 500 kilometrede geldiği gibi gidiyor. Oradan da bunun köpeği havlıyor. Aşkım ablan köpek ısırmazmış doğru mu? Evet o yüzden biri havlıyor susturdu, ama biri susturdu. Susturdu. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, yorum bana yapmayı, abone olmayı, zilleri açmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Bir de kötü yorum yapmıyorsun. Tamam mı? Üzülüyorum sonra. Üzülüyor bak kız. Şu insan üzer mi şu güzelliği? Çok üzülüyorum. Geldim şimdi eve ama çok fena yağmur var dışarıda. Bayağı yağmur var şu anda. Yarın akşam arabayı nereye götüreceğim biliyor musun? Muhtemelen kaydı ben size yarın akşam açacağım. Yani cumartesi gecesi arabayı nereye götürüyorum? Lifte kaldıracağım. Çünkü arabanın bir yerinden bir ses geliyor. Anlatacağım şimdi durun. Şimdi diyeceksiniz ki arabanın gelesen neresinden ses geliyor? Galiba egzozu yaptırdım ya ben. Egzozu yaptırırken ya bir vidayı takmadılar ya bir şey oldu. Böyle bir yerlerde böyle tık 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 yapıyor böyle arabanın. Ya bir muhafazanın vidası çıktı ya bir şey oldu. İşte şimdi yarın Allah'ın izniyle bir lifte kaldırıp ona bakmamız gerekiyor. Yurduma yani evime giriyorum. Sahurum yapayım. Yarın akşam sizlerle görüşelim. Olur mu? Dedim ya size. Yarın gece selam çekeceğim diye arabayı lifte götürürken. Yarın gece olmadı. Cumartesi gecesi oldu şu anda. Şimdi gidiyorum işte arabayı lifte kaldıracağım. Böyle
ya dedim bir vida yok ya bir sıkıntı var yani o tıkırdık ses geliyor. Aşırı derece o ses beni rahatsız ediyor. Yani o sesin rahatsızlığından dolayı mutlu olamıyorum yani kafam. Düşündüğüm tek şey o ses yani. Bakın kırmızıya çevirdim buradaki ışıkları. Modu varmış. İstersen beyaz oluyormuş, istersen kırmızı oluyormuş. Bu arada arabayı satıyorum haberiniz olsun. 1225'te ilanda. Ben ilgilenmiyorum satışıyla. Arayıp rahatsız etmeyin muhabbet için. Ben ilgilenmiyorum çünkü satışıyla. Başka biri ilgileniyor satışıyla. Hatasız, boyasız. Bir tek arka çamurda lokal var. Sağda mı solda mı onu unuttum. Gerisi hatasız, boyasız. 22 bin lira tramvayı var. O da 2020'den kalmaz. Sağ ön far. Borusan'da değişmiş. Üzerinde etiketi de duruyor. Takıldığı tarihin etiketi. Bir tek tramveri o. Başka hiçbir şey yok. 169.590 km. Şu an muhtemelen satına kadar 170 bini falan geçer. Dediğim gibi yani hepinizin bildiği araba işte. Videolarını izliyorsunuz arabanın. Araba tamamen hani benim elimde olan, masraf yaptığım, her şeyini yaptığım araba. Ama maalesef F1'a geçmek istediğim için satıyorum. Niye F1'a geçmek istiyorum? Şimdi şey diyebilirsiniz, bu araba senin hayalin değil miydi? Niye F1'a geçiyorsun? Sen niye hayallerinden falan filan derseniz. Hem de bizim aile için daha uygun. Kalabalık aileyiz. Bunun arka koltuğuna 3 kişi oturduğuna bakmayın. 3 kişi tam sığmıyor. 5'e daha rahat sığarlar böyle 5 kişi olarak. Bir yere gidiyoruz sürekli. Bir yerlere gidiyoruz falan. Ondan dolayı 5 kasa istiyorum. Şunu da değiştiremedim be. Eğer satılmazsa bunu değiştireceğim. Ama şu anda satılma muhabbeti anladık. Bu arada yeni hem direksiyonu falan. İçim için. Biliyorsunuz zaten. Yani haberiniz olsun yani abi. Yani almak isteyen varsa, kafasında olan varsa 1225 ilanda oturulur. Güzelce pazarlık yapılır. Muhabbet sohbet edilir. O Metinoğlu Otoparkı'na. Burada yapıyorum. Genelde ben arabanın şeyde lifte mifte burada kaldırıyorum. Ne olur BFK. O ses çok basit bir şeyden gelsin. Düşüncem muhafazadan ama. Ya bu viraj aydınlatması var ya. Sarı sarı çok komik duruyor ama bir türlü düzeltemedim onu ya. Vay! O düğmeyle mi açılıyor? Ya bu pek yüzünden inemiyorum ya. Of! Korkuyorum işte ya. Abi gerçekten korkuyorum ya. Bunlar da üzerine mi salıyor köpeği şaka yapacağız diye. Değilim kardeşim mutlu. Size komik, bana değil bu şaka. Köpekten korkan insanlara karşı şaka yapmayın lütfen. Bak Allah aşkına. Yarım saat oldu herhalde deneyelim. Yok ses yok, ben ya şizofrenim öyle bir ses duyuyorum ya da yok yani, ama vallahi duydum ya, Yaren de duydu ya. Otursana şurada bu tümsekten sonra gaza. Otur. Yok bir vurucu, bir diferansiyelde bir ses, bir şeydi motorda, hiçbir yerde ses de yok. Dalga mı geçiyorsun evime benimle? Ya bir problem yokmuş, ustalarımız bir problem olduğunu söylemedi. Hatta her ihtimale karşı beni şanzımana falan da hazırlamaya çalıştı ama sıkıntı olmadığını öğrendik çünkü ses çıkarmıyor. Tahminimiz neydi? Takoz mu? Böyle bir plastik takoz var. O vuruyor ya da ben egzoz taktırdım ya. Egzoz vuruyor. Çünkü bir şeyin vurma sesi o yani benim dediğime göre. Bir ara lifte kaldırabilsek inşallah. Lifler şu anda dolu. İki arabanın da birinin tekeri yok, birinin motor kulakları yok. Çıkaramıyoruz liften. İnşallah bir gün öğreneceğiz ne olduğunu. Oğlum şu Skyline'ın güzelliğine bak, bir de kur yapıyor lan. Baba ışıkları yanıp sönüyor. Kumandaya bastım. Bak. Tepe ışığı yandı. Arka ışığı falan denecek işte baba. Oğlum sen kur mu yapıyorsun? Çok güzelsin ya. Ya ben arabamı satıp bir tane Skyline istiyorum. Düşünsenize. Çarşıya bununla giden bir YouTuber. Ne vloglar çıkar. 5'ten sonra. AVM'ye gidiyorum falan. Yasak. 4 ile 10 arası yasak. 4'te girersin. AVM'de park eder kalırsın. ötesi yok. Kıvırcık Ali. Şey yapacağız. Ne yapacağız? Patlak bir tane F30 gösterecekler bana. Ya güvenmedi de F30'una. Bir gün aynı böyle olur dedi. Bakacağız nasılmış. Oğlum motor cenneti lan. Benim Yaren bayılır buraya anasını satayım. Abi köpek benden uzak durursa her şey çok güzel olacak. Olacak o kadar. Oğlum Allah korusun ya. Allah'ım sen göster. Bu takla makla atmamış oğlum. Buna bir şey olmuş lan. Oğlum. Bunu bana verin lan. Oğlum koltuklar abzalı şeyli, Recaro koltuk bu. Oğlum yarılmamış lan. Tamam ben dikerim onu. Oğlum yolcu koltuğa ne olmuş? Yok. Tamam sadece yolcuyu, tamam sürücü koltuğunu verin, ben bunu istiyorum sadece. Oğlum direksiyonu falan da götürmüşler. İkisinin hem direksiyonu falan da be. Oğlum. Nerede görsem tanırım. TFH motor. Başımın belası. Oğlum motor amortisörü, kaput amortisörü çalışıyor yalnız bu arada. Vay be. Allah'ım sen gösterme ya. Kum yemeye geldik Ali'yle.
Birazdan polo deneyeceğim ve arabamı değişip değişmeyeceğimi kararını vereceğim. Gerçekten başka şansım yok çünkü yakıt, bak az önce yakıt aldık, 100 kilometrede 560 lira yakıt attım. 5 lira 6 kuruşa çıktı yakıtı. Çok dikkat etmeme rağmen. Arada bir iki kere şımarayım diyorum. 5 lira 6 lira kilometre para veriyorum. Çok ciddi yani ya. Çok ciddi ciddi yani. Şimdi Ali'cim bu, bakalım bu polo beni etkileyecek mi? Kiralık bir tane araba var burada. Bir motor muydu bu? 90 beygir o zaman bu. Ama duruşu güzel. Atmosferik mi turbo mu lan bu? Onu da bilmiyoruz ki. Turbo. Bak katlanan aynalar var. Benimki gibi güzel. Bir yerden kurtardı. LED'ler var. Sis yok ama değil mi? Sis var mı? Sisleri yok. Hı? Kiralık arabayı mı satacağım ama? Bak güzel tarafı. İşte benim şu, ben elektronikli koltuğuna tutuluyorum, bu elektronikli koltuk, ısıtmalı koltuk değil. Ama güzel tarafı var, benimkinden çok daha güzel avantajları var. Bir kere hayalet kadran var. Evet, dur oğlum ya, binşar. Hayalet bu, kadran bu, var. Bu neydi lan? Multimedya ekranı büyük, Apple CarPlay'di. Ne deniyor lan buna? Neydi? Elektronik klima paneli var. Kapı da çık diyor galiba. Sonra burada şey var ama bunlar kullanmıyor bunu. Kablosuz şarj var. Bu DSG'nin yeni vites topuzu. Kol dayaması benimkine göre tabii ki de iyi değil. Yani. Çünkü benim arabayla şimdi bunun kol dayamasını kıyaslayamazsın. Ha, gözlük cebi var. Bende de gözlük cebi yok mesela. En azından makyaj aynası ışıklı. Senin? Seninki de ışıklı. Abi eksik bir yanı yok aslında. Premium segmenti iyice gitmişler. Bir tek şuralar benimki mesela plastik ama burada bak Twitter'lar var. Burada hoparlörler var. Yani güzel tarafı da o. Abi işte tespih tar. Onu gösterdin, gösterdin. Şarj aleti. Aynen, aynen. Güzel şey, kablosuz şarj var. Dokunmatik klima paneli var. Torpido niye? Niye ışık koymamışlar? Torpidosu geniş. Benim arabadan da geniş bence bunun torpidosu bu arada. Abi şuna tutuluyorum ya. Evet. Bağla telefonu. Evet. Apple CarPlay, Mirror Link. Bu arada yansıma falan da var ha. Abi ya bu bak şu kod şu. Oha anasının nikahı. Sinyal kolu dokunmatik mi benimki gibi? Yok dokunmatik değil. Şeyli. Ama selektörü çok iyi. İşte benim araba gibi böyle arkadan sapıklık yapamazsın bu selektörü. Çünkü öndeki araba bir kaçarsan arkadan mal gibi kalırsın. Abi şuna tutuldum bak. Şunun güzelliğine bak. İşte güzel tarafı bu. Arka koltuk da genişe benziyor. Aynen. Keşke kol dayama falan olsa arkada. Arkaya otura. Ben çünkü arkaya oturan insanın konforuna çok önem veriyorum biliyorum. Oturana hemen kol dayama başlıyorum. Oğlum açsana ya rahatla şöyle ya. O binene kızıyorum yani aşağı. Küllük var. Benim arada yok mesela. Kardeşimi tebrik ederim. 10 litre yakmış. Bu arada arka kamera bayağı pikseli düşük ama çok iyi gösteriyor yine de. 10.2 gösteriyor. Mesela menüye basalım. Tamam mı? Araç. Başlangıçtan itibaren 10.2. Ortalama 7.5. Benim arabayla aynı yakı. Benimki de 8.2 yani. Hiçbir kurtarışı yok yani. Yakıt aldıktan sonra 9.9. Hiçbir fayda. Hiçbir fark yok benim araba için. Aslında var ya bunu alacağım. Aynı bu şekilde... Amerikan park yapacağım baba buna. Müzik açacak bak. Abi stopları falan da güzel ya. Polo güzel işte ama işte. Polo güzelsin Polo. Ben senin güzeline laf yapmam ama. Şu bakışı görüyor musun? Şu şeytan bakışı görüyor musunuz? Tabii ki de bir BMW etmez de. Herhalde artık haftalık vlogun sonuna geldik. Tam bir hafta oldu çünkü vlog başlatalı. Geçen hafta pazar başlatmıştım. Şu anda da pazara girdik. Sahurumu gittim kumru yiyerek yaptım ama. Şu anda pazardayız yani. Buraya kadar izlediyseniz beni takip edip beğenirseniz sevinirim. Tabii beni beğendiyseniz ve videoyu beğendiyseniz takip edip beğenin. Beğenmediyseniz negatif şeyleri söyleyin bana yani. Demeyin yani aman ya falan diyeyim. Ben olumsuz yorumları seviyorum. Sadece aileme ve sevdiğim insana o negatif yorumları kaldıramıyorum. Çünkü onlar bu vlogları dahil olmak için çabalayan insanlar değil. Anladınız mı? Onlar bizim yani böyle ben video açarken bir anda dahil olan insanlar. Onlara herhangi bir şekilde hakaretinizi ve herhangi bir şekilde olumsuz yorumunuzu kaldıramam. Hepsini silerim. Hepsine selam yaparım. Sevdiğim insana yedirmem. Kimse kusura bakmasın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoya salı atarım ya da pazar atarım. Yani bugün Alicar atarım. Salı belki de tıra gittiğim videoya atarım. Hangisi hangisine gelirse öğrenmiş olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Allah'ım emanet olun. Dediğim gibi araba satılık. 1225'i şu anda ilanda. Konuşulur, nedir, eğlenir. F10 varsa elinizde, bir galerici varsa aklınızda, takas düşünen varsa F10'dan F30'a geçmesi. Gördüğünüz zaman her şeyini yaptırdım. Küçücük bir ses gelse kafama takılıyor, gidiyorum kontrole. O ses nereden geldi bilmiyorum. Belki de en uzaktığım yerde vidasını sağlam yapamadım. O ses de oradan geldi. Haberiniz olsun, sizleri çok seviyorum tekrardan. Allah'a emanet olun, iyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, bye bye.